Arkadaşım, analitik geometri konusuna geldik ve ilk bölümümüz de nokta analitiği. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi gördüğümüz gibi bu ne? O x ekseni. Bu da O y yani y ekseni. Ve burada bir tane noktamız var, A virgül B. Bunlar bize ne ifade ediyor? Hemen gel güzelce onu kavrayalım. Şimdi bu noktanın apsisi diye geçiyor, apsisi birinci nokta. Diye de ordinatı. Hatta bu apsis ekseni bu da ordinat ekseni diye geçiyor. Peki bu birincisi a ne anlatıyor? X'teki a noktasını anlatıyor. İkincisi ise y'deki b noktasını anlatıyor. İkililerden oluşuyor ve her noktanın yerini bu şekilde bulabiliyoruz. Peki bu noktanın bak nokta bu. X eksenine uzaklığı, X eksenine uzaklığı bu değil mi? E buradaki de buraya geldiği zaman ki nokta bazen negatif tarafta da olabilir. O zaman uzaklık hani B'dir diyemem belki eksi 2 mi diyeceğim mesela. Mutlak değer verelim. Demek ki X eksenine uzaklığı dediğinde X'i kapat yanındakinin mutlak değeri bize neyi veriyor? X eksenine uzaklığı. O zaman yine sen söyle Y eksenine uzaklığı ise Y'yi kapat A'nın mutlak değeri değil mi? Çünkü negatif tarafta olursa da yine biz pozitif alacağız uzunluk negatif olamaz ki. O zaman y eksen uzaklığı a'nın mutlak değeri. Peki orijine uzaklık. Orijin zaten hop şurayı soruyor uzaklığı. E peki burası a burası b. Pisagor yaparsam ne olur? A kare artı B karenin kare kökü. Zaten kare sana negatif de olsa zaten pozitif olacak. O yüzden A kare artı B karenin kare kökü. Demek ki noktanın orijine uzaklığı derse karelerini topla hop kare al orijin uzaklığı bulursun. Peki bu arada bunun adı nedir? Orijindir onu unutmayalım orijin. Ve ben bir kere derste şöyle bir şey yaşadım. Öğrencilere sordum dedim ki bunun adı dedim ordinat y ekseni. Burası apsis ekseni. Peki o zaman bu nedir dedim. Bunun adı nedir? Böyle sınıfta çıkmadı. Ya dedim sallayın tutar bence dedim. Bir söyleyin dedim. Orijin derler diye beklerken şöyle dediler. O zaman hocam bu ordinat, bu absisse, bunun adı o zaman obsistir dediler. Ya obsis nedir Allah aşkına? Obsist. Ama değişik çok hoşuma. Bazen obsis kelimesini kullanıyorum. Problem yok. Ama bunun adı başlangıç noktası yani orijindir. X ekseni üzerine dik iz düşüm noktası. Bak güneş tepeden dik vurduğunda dik iz düşüm dediği gölgesi. Bu noktanın x ekseni gölgesi. A. Peki böyle şöyle mi yazılır? A diye mi yazılır nokta? Nokta ikillerden oluşur. Y'si bunun yok değil mi? Sıfır yani. A'ya sıfır. Peki Y eksenine iz düşümü. Demek ki bu sefer güneş buradan vuracak. Gölgesi B. Ama nedir? Y üzerinde olduğu için ikisi sıfır. Y'si B diye söyleyebiliyoruz. Soru üzerinde güzelce kavrayacağız. Şimdi baktığımda sıfıra iki bak. X'i sıfır, y'si iki. Harika. Bunun x'i 4, y'si 0 mükemmel. Peki e, korda eksen nasıl kesişir? Dik kesişir. Peki şu uzunluk ne oldu? 2 oldu. Bu uzunluk kaç oldu? 4 oldu. Şu uzunluğu da biz n diyelim. Peki soruyorum. Dikten dik, dikten dik, dikten dikten dik. Görüyor musunuz? Üçgenler her yerde karşımıza çıkıyor. Ve p çarpı k cık cık özelliğinden 4 çarpı n, 2'nin karesi n kaç geldi? 1 geldi. O zaman şurası kaç geldi? 1 geldi. 1, şurası 1. Peki bu noktayı söyle desem. Bir dersen hata yaparsın. Çünkü orijinin negatif tarafında. Yani ne tarafta bu tarafta? X'in eksi 1 olacak. Ama Y'si 0 zaten. Bunun üzerindeki noktaların Y'leri 0. Baksana Y eksini 0 da kesiyor. Eksi 1'e 0 oldu. Dolayısıyla toplamı nedir? Eksi 1 artı 0'dan eksi 1 olacaktır koordinatları toplamı. Devam edelim. Şimdi burada ne var? Bir kare var değil mi? Kare demiş ve 6 var 4 var. Bak burada mesela bildiğimiz üçgenlerde benzerlik kullanabilirsin. Nasıl hocam? Şimdi karenin kenarına A, A diyelim. A diyelim. A diyelim. Şurası ne olur? Tamamı 6 değil mi? 6. 6 eksi A. Bak burası 6 eksi A oldu. Çok güzel. Peki şurası 4 değil mi? 4. Karenin karşı kenarı birbirine paralel. Hadi temel benzerlik oranı. 6 eksi a'nın 6'ya oranı harika eşittir a'nın da 4'e oranı. Gördün mü bak geometri bilgimize şak diye çözdük. İşler dışar 24 eksi 4 a eşittir 6 a'dan 24 eşittir 10 a'dan a'mız 24 bölü 10 yani 12 bölü 5. Karim'in bana kenarını sormuş 12 bölü 5 diye gayet kolay, kolay çözdük. İleri de bu doğru denklemini yazmayı da öğreneceğiz. Yazdıktan sonra bu nokta neye neydir? A'ya A noktası. O zaman onun denklemini sağlar falan da diyeceğiz ama analitik bilgilerimiz birazcık ilerlesin. Şimdi devam ettiğimde şu sorudayız. Burada eğer içeride bir kare görüyorsak bu şekilde kesinlikle orada eş üçgenler yakalamaya çalışalım. Nasıl hocam? Mesela şuradan şak diye dikinsem. Şuradan şak diye dikinsem. Bak ne oldu? Alfa, beta, alfa, beta, Alfa beta olmaz mı niye? Çünkü ben sadece çok alfa artı beta 90sa bura 90'dan alfa geldi. Alfa artı beta 90sa bura 90 olunca 90 tam Alfa geldi, beta geldi. Hatta burayı devam ettirirsek bak yine alfa ile beta tam 4 tane benzer üçgen. Hatta gördükleri de aynı olduğu için 90'ın gördüğü hep karenin kenarı olduğu için eş üçgenler oldu. Peki şurası 3, e, burası 2. Alfa'nın gördüğü 2 ise burada da alfa'nın gördüğü 2, burada da alfa'nın gördüğü 2, burada da alfa'nın gördüğü 2. Beta'nın gördüğü ise burada da beta'nın gördüğü 3, burada da beta'nın gördüğü 3, burada da beta'nın gördüğü 3. Şurayı çizmek zorunda değildik. Ben hani tam anlaman için her şeyini çizmek istedim. Peki, şimdi bana bu noktayı söyle desem. X'i kaç? X'i bak buraya hop. X'i 5. Şu nokta 5. Hop, X'i 5. Peki, Y'si kaç? Y'si, şöyle çekersek, Y'si, Y'si. 2. Ama noktaya bak. Sakın a bunun karşılığı buraya geliyor gibi düşünme. Onun karşılığı şöyle şak diye bu tarafa gelir. Yani şuraya bak. Y'si 2. 5'e 2. Ne diyor? Koordinatları toplamı nedir diyor? 5 artı 2'den 7 geldi. Cevap da B seçeneği olacaktır. Şimdi buraya bak. Bu sefer dikdörtgen var. Yine ben benzerlik yapabilirim. Nasıl hocam? Burası D noktası. AB artı B90'sa buraya A gelir. Artı B90'sa buraya A gelir. Artı B90. Şurayı da uzatmaya gerek yok. C ve D'yi bulmak yeterli. Onların koordinat toplamını soruyor. Peki şimdi ne vermiş bana? AB'ye K dersen BC'miz 2K. Hemen gelelim. AB'ye K dersen BC'miz 2K'ymış. Bu sefer bunlar eş olmadı. Benzerler ama bu K bu 2K. Bu bunun 2 katı. O zaman... Beta'nın gördüğü yani B'nin gördüğü 2 ise burada B'nin gördüğü ne olması lazım uzunluk olarak? 4. Çünkü 2 katı. Yaza da bilirim. Bak şuraya N diyelim. 90'ın gördüğü K'nın, 90'ın gördüğü 2K'ya oranı, B'nin gördüğü 2'nin, B'nin gördüğü N'ye oranı. Hop 2 katından N4 geldi bitti. Ama artık alışalım. Burası 4. Peki A'nın gördüğü 4 ise burada A'nın gördüğü 2 katına ne gelecek? 8 gelecek. Şimdi şu üçgenle şu üçgen eş üçgenler. Bak aynı kenarları görüyorlar 90'ın gördüğü ve benzerler. O zaman burada A'nın gördüğü 8, A'nın gördüğü 8, B'nin gördüğü 4 ise B'nin gördüğü 4. Hadi şu noktayı yazalım D noktasını. X'i kaç X'i bak noktaya bak X'i bu bak aşağı insem X'i o. X'i 4, Y'si kaç hop şurası 8 artı 2'den 10 geldi. Bu noktaya gelelim C'ye. C'nin X'i kaç hop şurası. 4 artı 4 8. Harika. Y'si kaç Y'si? Y'si de 8. Hadi toplayalım koordinatlarını. 4 artı 10 artı 8 artı 8 eşittir. Bakalım nasıl gelecek. 8 artı 8 16. 10 daha 26. 4 daha 30. Cevap o zaman C seçeneği olacaktır. Gayet kolay bence. Devam. Şimdi buraya bakın işte bu zor. Ama şunu öğrendik artık. Burada kare varsa şöyle etrafından şöyle dikler inerek ne oluşturacağım? Eş üçgenler oluşturacağım. Şurası alfa, şurası beta. 90 olduğu için burası alfa, burası beta. 90 olduğu için burası alfa, burası beta. 90'sa burası alife, burası. 90 ise burası alfa, burası beta. Ve 4'ü benzer. 90'ın gördüğü aynıysa eş üçgenler. Şimdi bakıyorum. Bu 8 neyi ifade ediyor? X'i 8. Şurası 8. Şurası 8. Yani şurası da nedir o zaman? 8. Y'si kaç? 4. Şurası Y'si. Şurası 4. Şimdi ilerlemekte zorlandım. Peki ne yapayım? Şuraya bir harf vereyim. Burası M artı 4 ise burada nedir? M artı 4. Çok iyi izle. Peki şu üçgenle şu üçgene baktığımda 90'ların gördüğü aynı eş üçgenler zaten. Beta'nın gördüğü M artı 4 ise beta'nın gördüğü ne olacak? M artı 4. Peki buraya bakalım. Alfa'nın gördüğü M ise alfa'nın gördüğü M. Peki şurası ne oldu? 2M artı 4 8'den 2M 4'ten M kaç geldi? 2 geldi. Harika. Bana ne sormuş? C noktasını. C noktasının M'i 2 bulmuştum. Şurası 2. O zaman ikisi kaç? 2. Peki şuraya 2 verirsem şurası kaç geldi? Hop 6. O zaman Y'si kaç? 6. C noktası 2,6. Yani cevap C seçeneği olacaktır. Orayı tekrarlayalım. Çevresinden dolandık. Alfa, beta, beta, benzer. Hatta 90 gördü aynıysa eş dedik. Alfa'nın gördüğü M ise alfa'nın gördüğü M. M artı 4 buraya geldi. Beta'nın gördüğü M artı 4 ise beta'nın gördüğü M artı 4. 2 M artı 4 8'e eşitledik. Ve çünkü burada x'imiz 8 diye 8'e eşitledik. Ve M2 geldi. 2'ye 6 noktamız 2'ye 6 güzeldi devam. Şimdi E noktasının ordinatı 8. Bunun ordinatı 8 ise şurası 8'i kastetmekte. O noktası da merkezi orijini düzgün altıgenin merkezi. Merkez dediği ağırlık merkezini kastediyor. Yani bütün köşegenlerin kesim noktasını kastediyor. Harika. İster şöyle gidelim. 8 ise burada 8 değil mi tam ortaladığı için? Evet. Uzun köşegeni 16 ise düzgün altıgende hatırlayalım ya böyle hem geçmiş tekrarı da yapalım. Şurası A ise A ise kısa köşegeni köküç katı çünkü 120-30-30 geliyordu. Uzun köşegeni ise Pisagordan 2 katı. Uzun köşken 2 kat, kısa kök 3 katıydı. O zaman uzun köşegen 16 ise kenarın 2 katı olunca bir kenarı 8 olur diyebilirsin. Birinci anlatımım. İkinci anlatımım ise bu kaç tane düzgün altıgeni böyle çekersek kaç tane eşkenar üçgenden oluşuyordu? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. O zaman zaten ortadan yarmış bu. 60-60 böler. Hop burada atmış, hop burada atmış. Peki 8 ise bu da 8. Bak yine geldi soruyu çözdük. Peki bana D noktasının apsisini sormuş. Peki apsisi bulmam için benim şurayı çekmem lazım. Bu apsisi yani birincisi. Peki 90, 60, 30 geldi. 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü 4... 60'ın gördüğü 4 kök İşte sana apsisi. Bunun apsisi 4 kök oldu. Hadi gel ordinatını da bulalım. 4 ise aşağıya 4 geldi mi geldi. İşte y'si de 4 geldi. Burası da 4 geldi. 4 köküçe 4. Ama bana hafifsini sormuş. Cevap C seçeneği olacaktır. Oradaki eşken üçgenden çözmek daha mantıklıydı. Devam. Şimdi ne elimizde ne var? Düzgün 12 gen. Düzgün 12 geni bir öğrenmek istiyorum. Düzgün 12 gende şu merkezden şöyle çektiğimde hepsine eşit açılar gelecek mi? Evet gelecek. Peki kaç kenar var? 12 kenar var. Hepsine aynı açı gelince 360'ı 12'ye böleydim. Kaç geldi? 30, 30, 30 geldi. Harika. Peki ne demiş? B noktası demiş A'ya 5 köküç. Bu nokta A'ya 5 köküç imiş. Çok güzel. Şimdi burada şunu yapmak istiyorum. Şurası kafa karıştırmasın. Araları buldum ama 30-30'u buldum zaten. Onda sıkıntı yok. Gayet güzel. Yani şuralar hep 30-30-30-30. Çünkü 12'ye böldüm. Peki şuradan şöyle inersem. Y'si 5 kök 3 demek. Şurası 5 kök 3 anlamına gelmez mi? Evet gelir. Peki şuraya 60 geldi 30. burada da 30 geldi. 60'ın gördüğü 5 kök 3 ise 30'un gördüğü 5 beş... 90'ın gördüğü kaç geldi? 10 geldi. Bak şurası 10, şurası 10, burası 10. Hatta çevrel çemberi bu yarı değil mi? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Seni sevdiğim en son ve yazdım. Peki geliyorum buraya. Şimdi EK kaç filmdir diyor. Yani şurayı soruyor. Peki şurası kaç? 10. Şurası kaç? 10. Merkezden çekince hepsi eşit zaten 10. Peki şimdi dikkat edersek her bir kenara kaç düşüyordu? 30 düşüyordu. İki kenara kaç düşer atmış, burada kaç geldi atmış. Yani burası 120 ve tabanı 30-30 geldi. Peki? 30-120 de a a a kök 3 yani 10 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla ben ne buldum? Orayı 10 kök 3 buldum. Tekrar 12'ye böldüm. 30 geldi. Şurası 60 dikindim. 5 kök 5 ve 10 geldi. 10, 10, 10, 10, 10. Peki 1, 2, 3, 4 kenara ne düşer? 120 düşer. 120, 30, 30'dan 10, 10, 10 kök 3'lik ve soruyu çözdük. Devam go. Şimdi bana diyor ki boyalı bölgenin alanı. Çok kolay. Şöyle çekersem eğer. Şunun x'i kaç x'i? X burası işte aşağı da inebilirim 3. Y'si kaç? Y'si 6. 6 ise 4 ise buraya kaç geldi? 2 geldi. Burası da 8. Bunu iki şekilde yapabilirsin. İstersen şurayı da devam ettirip 8 ise 8'den buraya 5 geldi. 6 ise buraya 6 geldi. Bu dikdörtgenden bu beyazı ve bu beyazı çıkararak çözebilirsin. Ama ben sonuçta yamuğu biliyorum yamuk bilgisini bildiğim için yamuk alanından şu bir yamuk deyip bu yamuktan şu beyazı da çıkarabilirim. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı aş 6 yükseklik 6. Eksi şunun alanı çıkaracağım dik kenarları 2 çarpı 3 bölü 2 harika. Buradan çat çat 3 geldi 33 eksi 3'ten kaç geldi? 30 geldi. Cevap da B seçeneği olacaktır. Şimdi bak aynı şekilde bir yamuk vermiş. A'mız 2'ye 4 yazalım. B'miz 0'a 3. Şurası 0'a 3. Peki C'miz 3'e 0. D'miz de kaça kaç? 4'e 2. Bak şimdi ne anlama geliyor? Şurası 3, şurası 3. Şimdi buraya 3 kök 2 yazıp burayı bulacağım. Üst taban, alt taban bölük çaba haşa geçeceğim dersen olay o kadar karışır ki. Ama sen olaya şöyle baksan bir saniye bir saniye. 2'ye 4 x'i 2 y'si 4 3 ise buraya 1 geldi. Peki 3 bunun x'i kaç 4 şuraya 1 geldi. Peki y'si kaç 2. E burası 4 ise burada 4 olunca buraya da 2 gelmedi mi? Burası 4 ise bu da 4 olunca buraya da 2 gelmedi mi? Bitti. Tüm alan 4 kere 4 kare. 4'ün karesinden sıra sıra çıkaracağım neyi? Şurayı söyle 1 çarpı 2 bölü 2. 1 çarpı 2 bölü 2 artı 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2. Ya da 1 çarpı 2 bölü 2. Şu parantezi erken kapatmışım. O parantezi açalım. Heh, devam edelim. Neresi kaldı? Şurası kaldı. O da 3 çarpı 3 bölü 2. Dik kenarlar çarpımının yarısı yani. 16 eksi üst tarafı topluyorum. Şurası 2. Şurası 4. 4. Şurası 2. Şurası 9. Toplayalım. 9, 2 daha 11. 15, 17. 17 bölü 2'yi çıkaracağım. Peki payda eşitleyelim buradan 2 ile. 32 eksi 17 bölü 2. Yani 15 bölü 2 geldi. Cevapta D seçeneği olacaktır. Zor muydu? Değildi ki sadece işlem uzundu. Ne yaptım? Bu kareden burayı, 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 burayı sıra sıra çıkardım ve soruyu çözdüm. Şimdi dikdörtgen üzerinde bulunan ABC dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel. Eksenlere paralel. Bak dikdörtgenimiz hep şöyle gidiyor bak. Şöyle olamaz. Eksenlere neymiş? Paralel. <laughs> o zaman gel soruya bakalım. Çat çat. O, X, O, Y. Yeah. Peki, A ve C köşeleri. A noktası eksi 1'e 2'ymiş. A noktası eksi 1'e 2. Tık 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 tık. tık. Şurası eksi 1'e 2. Mükemmel. Sonra C noktasını söyleyelim. C noktası da 3'e 5. 3'e 5. Hop. Şurası da B noktası. B noktası mı? C noktası, pardon. Pardon. C noktası 3'e 5. Hemen yazalım tırran 3e 5 sinemalarda peki şimdi a b d dikdörtgeni zaten dikdörtgenim eksenlere paralel olduğu için bak onu şöyle farklı bir şekilde göstereyim şöyle şat 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 şöyle oluşmak zorunda eksenlere paralel peki şu -1 bir, şurası 1 bir birim şurası toplamda 3 birim yani şura kaç oldu 4 oldu peki bunun y'si kaç 2 o zaman burası da 2 2 y'si 2 e bunun y'si 5, o zaman buraya kaç geldi? 3 geldi. Ve bu oluşan dikdörtgenin alanı dik kenarları çarpımından 3 çarpı 4'ten kaç geldi? 12 geldi. Bunu aslında kafamızdan da yorumlayabilirdik. Nasıl? Şöyle değil mi? Şöyle. Bunun x eksi 1, bunun x'i 3. Aradaki mesafene sayı doğrusu 3 ile işte eksi 1 ile 3 arası 4. Harika. Peki bunun y'si kaç? 2 bunun y'si 5. 5 ile 2 arası hop 3. Dolayısıyla 80'ler paralel olduğu için 3 kere 4'ten bu alan 12'dir de yorumlayabilirdik. devam. Yine o çizirmelli, yar çizirmelli, çizirmelli diyoruz ve sorumuza geliyoruz. Dikkat edin bir bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin köşegenleri 2 3 noktasında kesişiyormuş. Bak hop hop. Y ekseni üzerinde ve köşegenleri 2'ye Üçte kesiyormuş. Önce karenin köşegenlerinin kesim noktasının ne olduğuna bakalım. Karenin köşegenlerinin kesim noktası hatırlarsak şunların kesici nokta burasıdır. Bu tarafa dikinersem burayla buraya dikinersem bu eşittir. Buraya dikinersem burayla buraya dikinersem burası ne olur? Eşit olur. Her tarafa eşittir. Kelebeklerden yorumlanabilir. O zaman o mantığa göre bakarsam ben. Dikkatli bak. Şurası kaç? X'i. şurası 2. Peki köşe o zaman bu tarafta ne olacak 2? ki? O zaman bir kenarı ne oldu? 4. E karemin ben bir kenarı buldum 4. Karenin alanı nedir? 4'ün karesinden 16. Cevap da C seçeneği oldu. Burada önemli olan nedir? Köşegen kesim noktalarında her tarafa inen dikleri işte. Çünkü kelebekten dolayı 1'e 1, 1'e 1. Bunları bir dolayısıyla oraya çat 2'ye 2, 4 geldi. Devam edelim. O üçü kullanmadık bile gördük mü? Devam. Şimdi dikdörtgene verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar x ekseni üzerindedir. Bak şöyle İyi okuyalım ama ne diyor? İki köşesi ve bu köşeleri bileşen kenar kenarı x ekseni üzerinde. Tamam çizdim. Al çizdim. Al al çizdim. Bu karenin diğer iki köşesinin orijine uzaklıkları eşittir. Nasıl? Bunun orijine uzaklığıyla. Bu orijinal uzaklığı nasıl eşit olabilir ya? Demek ki o kareyi yanlış yerde çizdim. Güzel. Hemen siliyorum. O zaman öyle bir yerde olsun ki diğer iki köşe eşit mesafede olsun. O zaman bir dakika tam şuranın ortası alsam. Şöyle ortası alsam. O zaman hem burası hem de burası eşit olur. Bak çok güzel düşündüm. Ha bu arada bu şöyle de olabilir. Hocam kare aşağıda alamaz mıyız? Evet yine olur aşağıda. Yine buraya uzaklığı ile buraya uzaklığı yine eşit olabilir. Sıkıntı yok. Peki şimdi o alttaki kafanı karıştırmasın. Şimdi olay şey yapmasın. Üsttekinden devam edelim. Sonra yorumlarız. Altta olsa ne olurdu diye. Peki 2 kök 5'miş. Şunlar 2 kök 5, 2 kök 5'miş. Şuraya a a desem karenin kenarı 2 a oldu mu? 2 a ise burada ne geldi? 2 a geldi. Pisagor de naito la 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 la. Harika. Buradan 2 kök 5'in karesi. Buradan a kare 4 a kare daha 5 a kare eşittir 20'den. A kare eşittir 4. A'mız kaç geldi? 2. 2, 2. Bir kenarı kaç geldi? 4 geldi. Bu karenin alanı 4'ün karesinden 16 olur. Cevap da C seçeneği oldu. Ha aşağıya çizseydim yine kenarı 2 gelecekti. Tek farkımız şu noktalarımızın x'i 2'ye 4 iken aşağıda 2'ye 4 olurdu. Ama karenin alanı değişmezdi. Buna benzer bir soru üstlemede geldi. Devam. Şimdi buraya bakınca şu uzunluk kaç? 8. Şu uzunluk kaç? 6. 6, 8, 10 mükemmel. Peki dikten dik indiğinde öklit dışında bir de alan işlemi vardı. Hatırlıyor musun? Burada şuraya ben A demiş. A çarpı 10 bölü 2 de alanı veriyor. Aynı zamanda 8 çarpı 6 bölü 2 de alanı veriyor. İkiler gitti. O zaman 10A48'den A'mız kaç geldi? 4,8 geldi. Ya da devam edelim. A'mız 48 bölü 10'dan 2'ye bölersek 24 bölü 5 gelmiş oldu. Peki onu bir hatırlayalım. Hatırlayalım alan işlemesini. Şurası C şurası B şurası H burası A. Alan işlemesi A çarpı H bölü 2 de alan. B çarpı C bölü 2 de alan. Aynı alanı veriyor. dik üçgenin dik dikken açan birisi. İkiler gitti. Ah bacı, ah bacı, ah bacı. Harika. Burada ne var? Burada da 10 çarpı A, 8 çarpı 6. 10 çarpı A, 8 çarpı 6'dan geldik. Hatta burada ne dedik? Oh demiş. Dolayısıyla buradan da A çarpı 16 6 çarpı 8'den yine geldi. Devam. Şimdi bölgeler. Kaç bölgemiz var analitikte? 4 bölgemiz var. Peki dört bölgemizde birinci bölge x de artı y de artı. İkinci bölge x'imiz eksi ama y'miz artı. Üçüncü bölge x de eksi y de eksi. Dördüncü bölge x artı y de ne oldu aşağıda eksi. Ve şunu bilmeni istiyorum. Bölgeler şu şekilde yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bu şekilde yazıldığını zaten biliyordun ya da öğrendin ve bu dönüşü unutma. Bu dönüş pozitif yöndür aklında kalsın diye anlatıyorum. Pozitif yön demek bu dönüştür. Şu şekilde. Yani bölgeleri nasıl sıralıyorsan pozitif yön o anlamdadır. Ve bu dönüş saat yönün tersidir. Çünkü saat böyle döner. O yüzden saat yönü tersi pozitif yöndür. Saat yönü negatif yöndür. Bu da aklımızın ucunda kalsın. Şimdi gelelim. AB kare AB kare güzel virgül B çarpı A. İşte bu neymiş? ikinci bölgede. İkinci bölge dediğim zaman 1, 2. Yani x'i, eksi y'si artı. Yani burası eksi, burası artı. A, B kare küçük 0. B çarpı A büyük 0. Şimdi buraya baktığımda ben biliyorum ki B kare her zaman nedir? Pozitiftir. Yani pozitif derken evet karesi pozitiftir ama sıfır da olabilir. Hani sıfır olsa sıfır olur. Ama şöyle bir şey, küçük sıfır yani eşit olmadığı için B karemiz burada her zaman artıdır. Peki artıysa A'mız ne olması lazım? Eksi olması lazım bir çarpımı negatif olsun. Peki A eksi. Eksi ile neyi çarparsak pozitif olur? Eksiyi. O zaman ne öğrenmiş oldum? A virgül B x de eksi eksi oldu. Eksi eksi demek hangi bölgede demek? Üçüncü bölgede demek. Dolayısıyla cevap C seçeneği olacaktır. A B kare küçük sıfırsa B kare pozitif olunca bu negatif oldu. A negatifse çarpımı büyük olacağı için B de e negatif oldu ve A virgül B'den olayı çözdük devam. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunur bak. Şimdi orada Pisagor yapacağız işte. iki nokta uzaklıkta Pisagor var. Peki bu noktanın y2'si burası değil mi? Komple şurası y2. Peki bunun y1'i şurası değil mi y1'i? Peki bu y1'i buraya getirirsem şuraya ne kaldı? y2 eksi y1 kaldı. Bak y'lerin farkı burayı verdi. Peki x2 demek şurası x2 demek. x1 demek şurası x1 demek. Şuraya ne kaldı? x2 eksi x1 kaldı. Çok güzel. İşte buradaki olay Pisagor var. İki nokta arasındaki uzaklık kök içinde. Çünkü kare alıyorum hipotenüsün. Ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Yani Pisagor yaptığımda a kare artı b kare Pisagor'un buranın karesini bulmuştum. Kare kökünü alarak hipotenüse geçtim bu. X'leri farkının karesi artı y'leri farkının karesinin toplamının kare kökü. Hocam hangi sanki çıkacağını nasıl anlayacağım? Fark etmiyor. Sonuçta karesini aldığı için negatif de olsa karesi olacağı için aynı sonucu gelmiş olacak. Gel bakalım. Mesela bu iki noktası uzaklık. Açtım kökü. Uzak deyince ne yapıyoruz? Açarım kökü. Ne yapıyorum? X'leri farkı. X'leri farkı fark etmez. 4'ten 1'i çıkar ya da 1'den 4'ü çıkar. Artı. Y'leri farkı. 8 4 ya da 4 8 fark etmez. Karesini alacaksın nasıl olsa. Eşittir. 3'ün karesi. 3'ün karesi artı. 4'ün karesi. 9, 16, 25. Kök 25'ten dışarı ne çıktı? 5 çıktı. Bunu kafadan da yapabilirdin. X'leri farkı kaç? 4 ile 1 arası 3. 3. Y'leri farkı kaç? 8 ile 4 arası 4. 3, 4, 5. Gördün mü bak kafadan da yapılıyor ama şu şekilde yapın Çünkü bazen x'i sorar, x negatif de olabilir. İşlemle yapmak güzel olur. Mesela bu soruda. Şimdi sen bu soruda e, y'leri farkı 12. Y'leri farkı 12. Hipotenüs 13 ise 5 olacak. 5 olması için x 6 olur deyip bırakırsın. Ama x eksi 4 de olabilir. Farkı. O yüzden orada gel işlemle yapalım. X'leri farkının karesi artı... Y'leri farkının karesinin kare kökü neyi veriyor? 13'ü veriyor. Harika. Buradan x eksi 1'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. Her tarafın karesini aldım şuradan. Çat çat. Bunlar gitti. Harika. 169. 144'e atarsam x eksi 1'in karesi 25. Neyin karesi 25? x eksi 1'in 5 olabilir. X eksi 1 mi eksi 5 olabilir çünkü analitikte noktalar negatif değerler de alabiliyor. Buradan x'imiz 6 olabilir, x'imiz e, eksi 5'ti. 1 eklersek eksi 4 de olabilir. Bize ne demiş? Alacağı değerler toplamı nedir? 6 ile eksi 4'ü toplarsak 2 gelecektir. Bu kadar kolaydı devam. Şimdi bak benzeri Zelo geldi. Sana gitmiş TYT'de formülü de vermiş. Bak x'leri farkının karesi artı y'leri farkının karesinin karekökü uzaklığı verir demiş. Bak AYT'de formül vermez. TYT'de formülleri de hatırlatıyor. Aşağıda görüşen <laughs> haritada ABC noktasına dik ortaya belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arası uzaklığı hesaplayan bir harita programı A 1'e 7, B 9 13, 6 19 vermiş ve mavi çizgi ile gösterilen mavi çizgi yani AB uzaklığını Normalde kaçmış oranın uzaklığı? 4 kilometreymiş. Harika bu. Navigasyon cihazından bakıyoruz şu anda. Buna göre bu harita programı A ile C arasındaki mesafe yani şu AC uzaklığını nasıl hesaplayacak? Beraber bakalım. Şimdi öncelikle bana burayı uzaklığı bulur musun? Çünkü oradaki birim cinsinden buluyoruz değil mi? Elimizdeki telefondan bakıyoruz. Hadi nasıl bulunur? Hadi hatta bak kafadan yapalım. 6 eksi 1 5'in karesi. 19-7 12'nin karesi. 5-12. Mesela burası direkt 13'tür. Hadi gel yapalım. X'lerin farkı. 6-1'in karesi artı. Y'leri farkı. 19-7'nin karesinin hop kare kökü. 5'in karesi artı. 12'nin karesi. 169'dan kaç geldi? 13 geldi. Peki gel bunu da kafana yapalım. 9-1 farkı kaç? 8. Y'leri farkı. 13-7 6. 6-8. Harikasın ya. 10. Ve gerçekten de 9 eksi 1'in karesi artı 13 eksi 7'nin karesinin hop kare kökü ve buradan da 10 geldi süper. Şimdi bu benim telefonumdaki ölçüm 13 birime 10 birim. Bu 10 birim gerçekte 10 birimin benim gerçekte 4 kilometreye denk gelmiş. O zaman 13 birimim kaç kilometreye denk gelir? 4 kere 13 52 eşittir 10x'den X'imiz 5,2 geldi. Dolayısıyla cevabım B seçeneği oldu. Çok kolay değil miydi? Uzaklık bulduk. 5, 12, 13. 8, 6, 10. 10'a 4 gelirse 13'e ne gelir? Bitti. Şimdi bir doğru paylaşımda orta nokta. Orta nokta şöyle bulur. Toplamının yarısı. Toplamının yarısı. Yani X'imiz X1 artı X2 bölü 2 y1 artı y2 bölü 2. Bir doğru parçası üzerinde orta nokta toplamının yarısı. Şimdi gelelim. K büyük 0 olmak üzere. Bu AB nokta veriyor. AB doğru parçasının orta noktası. Hadi orta noktasını bulalım. Söyle. Söyle. Toplamının yarısı. Harika. Virgül. Y'leri toplamının yarısı. Yani 3K artı 3 bölü 2. Mükemmeliz. Diyor ki bu x ve y eksenlerinden eşit uzaklıktaymış. Bir saniye. x ve y eksenlerine eşit uzaklıktaymış. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa bu ikisi birbirine eşit olur dememiz tek başına yeterli değil. Çünkü burada da olabilir ve iki eksen eşit uzaklıkta ama bu eksi a'ya a demek ki biri diğer eksilisi de olabilir. Burayı göstersem zaten aynısı yine eşit oluyor. Bu da bir eksilisi. O zaman şöyle yapacağız. Bu buna eşit de olabilir. Bu bunun eksilisine de yani mutlak değerleri eşitleyebilirsin. Hadi önce eşitleyelim. 5 artı 2K bölü 2. 3K artı 3 bölü 2. Buraya attım K buraya attım. K kaç geldi? 2 geldi. Zaten K sıfırdan büyük dediği için cevabım bu. Ama devam ettiğimde 5 artı 2K bölü 2 eşittir. Eksiyle çarpalım. Eksi 3K eksi 3 bölü 2 çat çat. Buraya atarsam 5K eşittir eksi 8. K'mız eksi 8 bölü 5. Bu da olabilir. Ama K sıfırdan büyük olduğu için ben bunu aldım ve soruyu çözdüm. Bu soru da analitik düzlemde koordinatları A 2'ye 6, 2 6, B noktası eksi 6'ya eksi 1, eksi 6'ya eksi 1, C noktası 10'a 2, harika 10'a 2 ve devam ediyorum. E göstermektedir. Serada kenarın ortası olan D noktası. Kenarın ortasıymış. Harika. B noktasını birleştiren e, BD boyunca sulama sistemi yerleştirecektir. Sulama sistemin uzunluğu, BD uzunluğu nedir diye soruyor. Aslında bu üçgenin kenar ortay uzunluğunu soruyor. Doğru mu? Doğru. Burası 10'a 2. Dur şöyle güzel göz. 10'a 2. Şimdi ne yapacağım? Uzaklık demek kök açmak demek. Kök açıyorduk. X'leri farkının karesi artı Y'leri farkının karesi. Ama benim bu noktaya ihtiyacım var. E o da buranın orta noktası. Orta nokta nedir? Toplamının yarısı. Yani 10 artı 2 bölü 2 toplamının yarısı 6 artı 2 bölü 2. Kaç geliyor buradan bakalım? Kaç geliyor? 12 bölü 2 6, 8 bölü 2 4. Noktamız 6'ya 4 oldu. Şimdi uzaklık açtım kökü. X'lerin farkı yani 6 eksi eksi 6. Oraya dikkat edelim. 6'dan eksi çıkarıyoruz. Artı Y'lerin farkı 4 eksi eksi 1. Mükemmel. 4 eksi eksi 1'in karesi. Buradan 12'nin karesi artı 5'in karesi. 5 12 hop. 13 geldi. Cevap da D seçeneği olacaktır. Önce orta noktayı buldum toplam yarısından. Sonra x'leri farkının karesi, y'leri farkının karesi. İstediğimi istediğimden çıkarabilirim. Karesini alırken problem yok. Devam. Şimdi. x3 3'e 0, b 85 e noktanın eşit uzaklıkta ve y eksi e olan noktanın ordinatı. Bu ikisine eşit uzaklıkta olan ve y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde olan noktanın x'i 0'dır. He. O zaman ikisi 0 ama y'sine ne diyelim? A diyelim. Süper. Şimdi bana diyor ki ordinatı A'yı arıyoruz. İkisine eşit uzakta deyince hocam bu orta nokta değil miydi deme. Orta nokta dediğinde sana tam doğru parçasının şu ortasını verir. Ama ikisine eşit uzakta deyince bu da olur, bu da olur, bu da olur değil mi? Bir sürü olur böyle. Bir sürü ikiz kenarlıklar oluşur. O yüzden 0'a zaten spoiler vermiş. Y ekseni üzerinde 0'a A. Uzaklık yapacağız. X'leri farkı. Kök açıyorum. 0-3. 0-3'ün karesi artı. Y'leri farkı. A-0'ın karesinin kare kökü eşittir. Şimdi bunun uzaklığı. Bu sefer 0-8 değil. 8-0 diyeyim. Fark etmez ki karesini alıyorum. 8-0'ın karesi artı. Evet. Y'leri farkı. A-5'in karesi. Her tarafın düş, düş, karesini alırsam kare kökler gitti. İçeride ne geldi? Burası 9 artı kareye eşittir 64 artı a eksi 5'in karesi. A kare eksi 10a artı 25. A kareler gış, gış gitti harika. Sonra ne oluyor? 10a'yı buraya attım. 10a artı 10a geldi. Ve 64, 25 daha 89. 9 çıkarsa oraya 80 geldi. A da buradan 8 geldi. Dolayısıyla bizim ordinatımız ne geldi? 8 geldi. Y eksen üzerinde olduğu için 0a dedim. Uzaklığını eşit dedim. İşlem yaptım. Bir şey yapmadım ki devam. Şimdi diyor ki bu iki noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yer denklemi. Bak kafanı karıştırmasın geometrik yer denklemi. Şu oraya eşit uzaklıkta olan noktaların denklemi belirttiği şeklin denklemi bunu istiyor. Peki şeklin denklemi aşağıdakiler hangisidir diye soruyor. E peki ben ne biliyorum? Hiçbir ipucu vermediği için x ve y yazarım. Bilmiyorum ki x ve y. Buna da ve buna da eşit uzaklıkta. O zaman bunun bunu uzaklığı x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesinin karekökü eşittir. x eksi 4'ün karesi güzel artı y eksi 0'ın karesinin karekökü bu. Bunu yapacaksın ya sen devam et. Yani sana ne anlattıysa ne verdiyse o bildiğini uygula zaten gelecek. Buradan x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir x kare eksi 8x artı 16 artı y kare. Bak şimdi. Diş, 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 diş. Her tarafta x kare y kare var birbirini götürdü. Eksi 8x'i buraya atarsam 4x geldi. Çünkü eksi 4x vardı burada harika. Sonra buraya bakınca eksi 4y burada var harika. Sonra 4 4 8. 16 çıkarsak eksi 8 eşittir 0. Her tarafı 4'e bölelim. x eksi y eksi 2 eşittir 0 işte bu. İşte bu doğru, bu doğru denklemi, işte bu doğru belirtiyor. Bu doğru denklemi, x'e eşit noktaların geometrik yeri, belirttiği denklem. O da x eksi y eksi 2. Şimdi şıklara bakıyorum, göremedim değil mi? Mesela göremedim. Eksiyle çarpayım, çarp eksiyle. Eksi x artı y artı 2 eşittir 0. Şimdi buna baktığında ne var? Buyur. Eksi x artı y artı, artı eşittir 0. Yani bir şekilde y eksiyle çarpılmış hali olur. Ya bir yerde toplanmış olur. Bazen y yalnız da bırakılabilir. Ve cevabı gördüğünüz gibi bulduk. Cevapta c seçeneği oldu. Ve gerçekten buraya eşit uzaklıkta eşit uzaklıkta olan şu noktalar kümesi bir doğru belirtir. Hatta bunun tam orta dikmesidir. İleride bunları güzelce ifade edeceğiz. Şimdi dik koordinat ekseninde x eksenini x eksenini 13'e 0. Bak 13'e 0 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun orijine en yakın noktası 4'e A. 4 bu tarafta olduğu için demek ki bu doğrumuz şöyle bir doğru ve orijine en yakın nokta en yakını dik olan noktadır. Şu nokta 4'e A'ymış. E peki ben ne diyor buradan? Bu P noktasının yakın olan P noktasının orijine uzaklığı nedir diye bize soruyor. Hadi beraber şimdi seninle çözelim bunu. Öncelikle dikkat ettiğimde şu x'i 4 ise bura 4 olmaz mı olur değil mi x'i 4. Y'si ne a? Peki 13'ten 4 çıkarsa buraya kaç geldi? 9. Ve ne oldu burada? Diklendik, diklendik. Yani a kare 4 çarpı 9'dan 36 geldi. Peki A kaç geldi? 6 geldi. Pisagor yaparsam x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 16.52 x'imiz 2 kök 13 gelmiş oldu. Cevap C seçeneği oldu. Ya da hocam Öklit'in bir özelliği daha vardı. Tamamı çarpı şurası da buranın karesiydi. O zaman tamamı 13 çarpı 4 eşittir x kare diyerek de yine x'i 2 kök 13 direkt bulabilirdik. Ve böylelikle uzaklığı bulduk. Hocam o doğruyu neden yukarıdan çizdin? Mesela o doğru 13'e 0 şöyle gelseydi aşağıdan gelseydi. Yine 4 e a olsaydı 4 e a olsaydı. Yine dikindiğimde burası 4, burası 9, öklitten burası 6. Yine burası 2 yok 13 gelecekti P noktası. Yani sonuçta üstten de geçse, alttan da geçse orijine uzaklığı değişmedi. Ama A noktası burada eksi 6 oldu A. Eksi 6 oldu orada A. Burada A'mız artı 6 oldu. Yani A değişken ama uzaklık değişmedi. Güzeldi. Şimdi buraya baktığımızda K noktası 0'a 2. Bunlar birim kare olduğu için burası K noktası 0'a 2. L noktası eksi 2'ye 0. Eksi 2'ye 0. Burası L noktası. Devam. M noktası eksi 4'e 2. 1, 2, 3, eksi 4'e 2. Bura ne noktasıymış? M noktası eksi 4'e 2. Devam. Eksi 2'ye 4. Eksi 2, 1, 2, 3, 4. Şurası eksi 2'ye 4. O da ne noktasıydı? N noktası. O da ne noktasıydı? Bak cevabı içinde. Ha. P eksi 6'ya 0. 2, 4, 6. Burası P. Harika. Ve son olarak eksi 6'ya 4 x altı 1 2 3 4 şurası da son verilen nokta yani r noktası. Şimdi soruyu okuyorum. Diyor ki: Bu köşeleri bu noktalarda seçen iki farklı kare çiziliyor. Bu iki karenin ortak köşeleri olan noktalar hangisine verilmiştir? Bir dakika şimdi bu köşeleri köşe kabul eden kareler varmış. Peki o zaman gel bakalım. Şimdi şöyle baktığında ilk bunu ben gördüm açıkçası. Bak şurayı gördüm. Bak bir kare bu. Harika. Bir kare bu. Mükemmel. Başka kare nasıl olur? Yine bu köşeleri kullanacak. Aynı köşeleri kullanabilir. Bir saniye bak. Zaten burası 2, 2. 2 kök 2, 2. Bak 45, 45 geliyor. 2, 2, 2 kök 45, 45 geliyor. E bu da 45, 45, 2 kök 2, 2. Bu da 2 kök 2. Yani hem eşit hem de 90, 90 geldiği için bu da bir kare oldu. Şimdi bu iki tane kare çizilince ikisinin de ortak köşeleri neresi? N noktasıyla L noktası ikisinin de ortak köşesi olduğu N ve L ya da L ve N cevap B seçeneği olmuş olduğu devam. Şimdi C'nin öğretmenin bulunduğu konum sıfıra sıfır olduğunda Yasemin eksi 2 eksi 3 oluyor. Bakalım 1 2 eksi 2 1 2 3 eksi 3 tam birimsel olarak ayrılmışlar. Bak eksi 2 eksi 3 çok güzel. Sonra Naz'ın olduğu konum orijin alınırsa yani yeni konumum şurası alınırsa yeni konumum bak. Şurası x, şurası y olacak. Yeni konumun burası. Burası sıfıra sıfır. Yeni konum. Yeni konum alınırsa C'nin öğretmenin konumu ne olur? C'nin öğretmen buraya göre 1, 2, 3 solda. Yani eksi 3 oldu. 1, 1, 2 yukarıda. Yani 2 oldu. Y'si 2 oldu. Hatta ikinci bölgede oldu. Eksi 3'e 2 oldu. Cevap da o zaman hangisi geldi? C seçeneği gelmiş oldu. Devam. Şimdi dik koordinat düzeninin birinci bölgesinde bulunan ve kenarları koordinat eksenine paralel olan bir karenin köşegenleri 4 5 noktası kesişmektedir. Hemen çizelim. Şurası x, şurası y. Çok güzel. Kenarları eksenlere paralel. Çapraz falan çizmiyoruz. Ve ne diyor? Karenin köşegenleri 4 5 noktası kesişmektedir. Şimdi şöyle bir yere çizeyim. E, 4 5 dediği için şöyle bir yerde olsun. Şöyle bak. Şurasının köşegenleri 4'e 5 kesişmektedir. 4'e 5. Hatta niye bu kadar küçük kare çiziyorum ki? Değil mi? Rahat işlem yapmak için kareyi biraz daha bütün. Ne olacak ki? Yani alan geniş. Alan geniş. Al. Ah, şöyle niye yapmıyorum? Yani aynen öyle. Köşegenleri kaça kaçta kesişiyor? 4'e 5'te. Önce şu köşegen olayını tekrar hatırlayalım kesim noktasını. Köşegen kesim noktası ne yapıyordu? Ortalıyordu karede. Hatta dik kesişiyordu orada. Aynı zamanda bu tarafa dikinersem ve bu tarafa dikinersen bunlar da kendi arasında eşit oluyordu. Yukarı dikinersen, buraya dikinersen bunlar da kendi arasında eşit oluyordu. Güzel. Şimdi 4'e 5 ve diyor ki bu karenin orijine en uzak köşesi koordinatları toplamı 15'miş. Şimdi burayı bulmamız. Bunun koordinat toplamı 15'miş. En uzak köşe çünkü orası. Peki nasıl bulurum? Hadi gel farklı renkle çözelim beraber. Çok heyecanlıyım. Bak şimdi. Sonuçta buraya ve buraya uzaklık eşit. Aa, AA desem buraya ve buraya uzaklık o da AA desem şuranın x'i 4. A birim sağa gelirse 4 artı A olmaz mı? Olur. 4'ten A birim yana geldi. Bunun y'si 5. A birim yukarı gelince bu da 5 artı A olmaz mı? Evet olur. Orijine en uzak köşe bunun koordinatları toplamı 4 artı A ile 5 artı A'nın toplamı kaçmış? 15'miş. Peki o zaman 9'a 6 oldu. A'mız buradan 3 geldi. A3 ise burası da 3 ise karemin kenarı 6 olmadı mı? Oldu. Bana da karenin alanı nedir diyor. 6'nın karesinden 36 cevapta C seçeneği olacaktır. Bak köşegen kesim noktası. Buraya buraya en uzakta. A, 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 En uzak köşe burası. 4 artı A'ya 5 artı A dedim. Ve koronada toplamını 15 deyip soruyu çözdük. Devam. Şimdi ne diyor? A ve B noktaları birleşen AB doğru parçası uzunluğu 6. Şurası 6 santimetre. Çok güzel. O AB üçgenin kenar ortayları K'da kesişiyor. Kenar kesim noktası ağırlık merkezi. Kenar ortayların. O zaman şuradan çektiğimde kenar ortay olmak zorunda. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Harika. Peki kenar ortay tabanı eşit böler. 3, 3. 90 dereceden inen kenar ortay böldüğü parça uzunluğu eşit. O zaman burada ne olacak 3? Yani perfect treble yani muhteşem üçlü. Harika. Peki ağırlık merkezi kenar ortayı nasıl bölerdi? Tabana yakın köşeyi uzak 1'e 2 oranında bölerdi. Ve 3K 3 olunca K ne geldi? K1. O zaman şurası 1 şurası 2 geldi. Dur orayı şu tarafa yazayım. Şu 2K'ya da kaç geldi? 2 geldi. Hemen şuraya yazayım. 2K'mızda 2 geldi. Heh. Hatta biz ne diyorduk? 3 ya. Bölüçe 1 çarpı 2'li 2. Bana x kare artı y kareyi soruyor. Ne var ki? Şuradan inersem zaten bunun x'i burası, y'si burası. Pisagor Gordon Knight. x kare artı y kare 2'nin karesi yani 4. Dolayısıyla cevapta ne oldu? C seçeneği oldu. Harika. Kenortakizm 9 ağırlık merkezi. Çat 3 3. 90 iniyorsa muhteşem işte bu da 3. Peki 3'ü 1'e 2 böler. E, x burası, y burası, x kare artı y kare de 4. Gayet iyi güzeldi. Ve benzer ölçüme de gelmiş. Devam. Şimdi buraya baktığımda ABCD, EKL noktaları şekli bir işaretlemiştir. Şey Bu kareli kağıtta ABCD e noktadan birisi orijin bak. Şunlardan birisi orijin, şu kırmızı noktadan birisi orijin olacak biçimde. Dikolata sistemi yerleştiriliyor. K ve L noktalarının orijine uzaklıkları eşitmiş. Ve ona göre diyor orijin hangi noktadır? Yani hangi nokta K ve L'ye eşit uzaktadır diyor. Çok kolay. Gel başlayalım. A olsa şurası 1 1 kök 2 olur. Şurası ne olur K ve L'ye uzaklık 2 oldu. A'nın buraya ve buraya uzakta eşit olmadığı için A orijin olamaz. Bu şekilde değerlendirdiğimizde mesela E'ye baktığımızda gel bakalım sen de değerlendir hadi durdur videoyu sen değerlendir. Şurası kök 2, şurası 2. E noktası da K ve L'ye eşit uzakta olmadığı için orijin olamaz. Çünkü ne diyor? Orijin K ve L'ye eşit uzaktaymış. Harika. O zaman B'ye bakalım şuraya. 1, 3, 9, 1 daha burası kök 10. Değil mi? Şurada 3 3'ün karesi artı 1'in karesinden yaptım. Sonra L'ye uzaklık 2, 2, 2, 2, 2, E Bu da eşit olmadı. Peki D'ye bakalım. Şurası 2, 3, Pisagor yaparsak 4 artı 9, kök 13. Artık bunları yapabilirsin diye ben hızlı çözüyorum. Sen de yavaş yavaş yap sorun değil. Şurası kök 5. 1, 2, kök 5. O da eşit olmadı. Allah Allah. Bir C kaldı. Şu uzaklık sanki o da eşit değil gibi geliyor. Belki soru hataldır bakalım. Şurası 5. Güzel. Peki L'ye uzaklığına bakalım. L'ye uzaklığına. Bir dakika. Şurası 3. Vay be. Burası 4. 3, 4, 5. C noktası hem K'ya hem de L'ye Dolayısıyla orijinin benim C noktasıdır. Cevap da C noktası olmuş oldu. Şimdi dik koordinat düzleminde 1, 2 noktasında bulunan hareketin T'nin saniyede bulunduğu noktayı belirtiyor. Buna göre 3. saniyede A noktasında. Şimdi 3. saniye burada T gördüğün yere 3 yaz demek istiyor. 3. saniyede. 1 artı 2 çarpı 3 virgül 2 artı 3 çarpı 3. Üç. Çünkü 3. saniyesi. Kaç geliyor bakalım. 6 artı 1 7. Harika. Bu da 9 artı 2 11 geldi. A noktamızın koordinatları. Süper. Peki gelelim. B noktası. B noktamız ise kaçın saniyede bakıyoruz? 5. saniyede. T yerine 5 yazalım. 1 artı 2 çarpı 5 2 artı 3 çarpı 5. Peki baktığımda ne geliyor? Burası 11. B noktamız 11'e harika. 15 artı 1'den 17. Şimdi şu uzaklığı bulmaya çalışalım uzaklığı. Hadi bulalım. X'leri farkı. 11 eksi 7'nin karesi artı y'leri farkı. 17 eksi 11'in karesinin karekökü. 11'den 7 çıkarsa burası 4'ün karesi artı 6'nın karesinin karekökü. Bu da 52'den 2 kök 13 geldi. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olacaktır. 3. saniye 5. saniye de bulup uzaklığı bulduk. Kolaydı devam. Şimdi buraya bakınca paralel kenar. Bu bir paralel kenar. Kaç kenar birbirine paralel? Ve ne yapardı? Köşe birbirine ortalar. Nedeni de kelebekten dolayı bire bir. Paralel nasıl? Uzunlukla kaçlı kenarları eşit? Bire bir. Peki ortalarsa bana x sıfırı şuradan söyler misiniz? Nasıl söylersin? Toplamının yarısı. Bunun ikisini verecek. Yani x1 artı x3 bölü 2'dir. Harika. Peki aynı zamanda aynı zamanda bunun da orta değil mi? Evet. Orada da x2 artı x4 bölü 2 İkiler gitti. Ne gelmiş oldu? Çapraz x'ler toplamı eşittir. Çapraz x'ler toplamına eşit oldu. Bu kadar. Peki aynısı y için geçerli. Y'leri söyleyelim. Y1 artı y3 bölü 2 y2 artı y4 bölü 2 ikiler gitti y1 artı y3 eşittir y2 artı y4 yani paralel kenarda çapraz ikisler toplamı çapraz ikisler toplamı peki paralel kenar başka hangi şekiller paralel kenar olur dikdörtgen bir paralel kenar eşkenar dörtgen bir paralel kenar kare bir paralel kenar dolayısıyla bunun hepsini gördüğümüzde biz bu işlemi uygulayabiliyoruz o zaman buraya baktığımızda e noktası eme en şurası eme en sonra F noktası 1'e 2, 1'e 2. G noktası 4'e 5 ve H noktası 2'ye 9. Bak şimdi çok iyi izle. Şimdi diyor ki bu noktaları vermiş ve bana M artı neyi istiyor? Orta noktalar. Ben bunu dörtgende gördüm. Dörtgenlerde bu kenarların orta noktaları birleşirse o bir paralel kenar oluyordu. Neden? Çünkü şurayı çekersem sağdaki oranla soldaki oran eşit. Paralel olmak zorunda oranlar eşit. Alttaki şu oranla şuradaki oran eşit. Bu da paralel olmak zorunda. Yine baktığınız sağdaki oranla soldaki oran eşit. İki taraftaki oranlar eşitse paralel olmak zorunda. O zaman bu da nereye paralel olmak zorunda? Hop buraya. Peki buradaki oranlar eşit. O da paralel olunca. O zaman ben içeriği komple şunları sildiğimde ne görmüş olurum? Burada bir paralel kenar geliyordu. Hatta o dönem demiştim ki köşegenler eşitse dört kenar eşit olup eşkenar dörtgen olur demiştim. Dik kesişiyorsa köşegenler bu bir dik dörtgen olur demiştim. Hem dik kesiyor hem de köşk ise karedir demiştik. Bunları yaptık. Peki o zaman bu bir paralel kenarsa. 2 artı 1 çapraz. 2 artı 1 eşittir. Çapraz x'ler toplamında eşit. 4 artı m. Buradan 3 eşittir 4 artı m. M kaç geldi? Eksi 1 geldi. Devam. 2 artı 9 eşittir. Çapraz y'ler toplamında. 5 artı n. Burası 11 geldi. 5 çıkarsa de kaç geldi? 6 geldi. Bana m artı n'i sormuş. 5 geldi. Cevap d seçeneği olacaktır. Şimdi köşeleri A 4'e 3 hemen şuraya çizelim paralel kenar vermiş çünkü. A noktası 4'e 3. B noktası 18'e 4. C noktası 20'ye 10. D noktası A'ya B. Ama bana şunu söyleme. Mesela böyle baktığın zaman bazen hani koordinat eksenine göre çizmedim. Temsili paralel köşeleri de yazdım. Çünkü işlem yapacağım için orada ben formüller yapacağım için gidip de eksenleri yazıp da uzaklık bulmaya gerek yok. Şimdi ne diyor burada? AC köşegen BD köşegen vermiş ve BD köşegenin uzunluğu nedir demiş. Benim şu noktayı bulmam lazım. Hadi başlayalım. Ne diyebiliriz burada? Şu. Çapraz ikisler toplamı 20 artı 4 eşittir. Çapraz ikisler toplamı 18 artı A. 24 18 çıkarsa 6 geldi A'mız. Hemen A yerine 6 yazdım. Devam. Y'leri toplamı 3 artı 10. 3 artı 10 eşittir. Y'ler toplam 4 artı B. Çok iyi gidiyoruz harika. 13'ten 4 çıkarsa B kaç geldi? 9 geldi. Peki buraya da 9 yazdım mı yazdım. Bana şimdi şu uzaklığı soruyor. Uzaklık neydi? Formül. Açarım kökü. X'leri farkı. 18 eksi 6'nın karesi artı y'leri farkı y'leri 4 eksi 0 9 eksi 4 pardon 9 eksi 4 istediğim çıkarabilirim karesi eşittir şuraya bakıyorum 12'nin karesi. Buraya bakıyorum. 5'in karesi. Toplamı 169'dan 5 12'den ne geldi burası? 13 geldi. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacaktır. Umarım güzelce ifade ettim. Devam. Şimdi ne diyor? Dikkat yakar. Dikkatlice bakalım. D, E, F bu kenarın orta noktaları. Yani burası, burası ve buralar eşit bölmüş bu noktalar. A noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Bunun koordinatlar toplamını bulacağız beraber. Önce koordinatlarına geçmemiz gerekiyor. Şimdi burada şuna gidersek var ya bir uzuyor. MN diyeyim, KT diyeyim, PR diyeyim toplamının yarısını yazayım yazayım yazayım. Gelir ama o kadar uzur, uzar ki. Ama bak şurayı çektiğimde iki tarafın oranı aynıysa bu buraya paralel midir? Evet paraleldir. Peki şurayı çektiğimde soldaki oranla sağdaki oran eşit olduğu için bu da buraya paralel oldu mu? Oldu. Bu bir ne oldu? Paralel kenar oldu. Paralel kenarda karşılıklı toplamlar birbirine ne oluyordu? Eşitti. Yani 1 artı 4 karşı x'ler toplamı 3 artı m. 3 artı m. Buradan 5'ten 3 çıkarsa m'miz kaç geldi? 2 geldi. Şimdi yere bakalım. 5 artı 6 eşittir. 4 artı ne? 4 artı ne? Buradan 11'den 4 çıkarsa elimiz kaç gelmiş oldu? 7 geldi. Bana A noktasının kordonunda toplamı yani şurası 2, 7 idi. 2 artı 7'yi sormuş cevap 9. Dolayısıyla cevap B seçeneği oldu. Şimdi A ve B noktaları veriliyor. Hemen çizelim şöyle. A noktamız kaça kaç? 0'a 6. B noktamız kaça kaç? 4'e eksi 2. Süper. Sonra C noktası AB doğru parçasının içinde bir nokta. Şuraya C diyelim. Ve C noktasını arıyorum. Kordada toplamını. Hatta XY şöyle XY dedik. Çok güzel. Gayet iyi. Peki AC'ye K dersem AC'ye CB kaç K diyeceğim? 3K. Hadi X'i bulalım. O kadar kolay ve güzel ki güzelce izle bak. Sıfırdan 4'e ne olmuş? 4 artmış. Nerede? 4K'da. 4K'da 4 artmış. Peki 4K'da 4 artmışsa K'da kaç artar? 4K'da 4 ise K'da 1 artar. Peki 0'ın üzerine 1 arttır. X'imiz 1 geldi bitti. Hadi iyice öğreneceğiz. 6'dan eksi 2'ye ne olmuş? 8 azalmış. Ne kadar da 4K'da? 4K'da 8 azalmış. Peki 4K'da 8 azalmışsa K'da kaç azalır? 4K'da 8 ise K'da 2 azalır. Oran orantı. Peki 6'dan 2 azaltırsak ne olur? 4 olur. Peki 1 ve 4 bulduk. Toplamı da kaç gelmiş oldu? 5 oldu. Cevap da A seçeneği oldu. Ne yaptık? 0'dan 4'e 4K'da 4 artarsa K'da 1 artar. 1 arttırdım. 6'dan eksi 2'ye 8 azalmışsa 4K. K'da 2 azalır. 2 azalttım 6'dan ve 1'e 4 geldi. İyice öğreneceğiz rahat ol. Şimdi buraya bakalım. Yine AB var. Üzerinde bir C var. Hemen yapalım. Hop hatta önce bunu sen yap sonra benimle beraber izle. Bakalım ne güzel nasıl yapmışsın. 1 3 B noktamız 7 12. Güzel. Sonra AB üzerinde bir C noktası alınıyor. C noktası şurada olsun. Çünkü bak şeye baktım. CAK CB2K bak. CAK CB2K süper. C noktasının koordinat toplamı kaçtır? Yine ben buna orada vermiş X-Y diyelim. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi söyle. 1'den hop 7'ye kaç artmış? 6 artmış. Ne kadar da 3K'da. O zaman yazıyorum. 3K'da 6 artmış. 3K'da 6 artmışsa hop K'da kaç artar? 3K'da 6 ise 2 katı K'da 2 artar. O zaman 1'in üzerine 2 arttır 3. 3'ten 12'ye kaç artmış? 9. 3K'da 9 artmış. O zaman hop K'da kaç artar? 3 K'da 9'a K'da 3 artar. Peki o zaman 3'e 3, e 3 arttır, 6 geldi. 3 ve 6 ve konuların toplamı nedir? 9'dur. Cevap da o zaman C seçeneği olmuş oldu. Bu sefer AB doğrusu üzerinde bak şurası A şurası B bu doğru üzerinde ancak bu C'miz AB doğru parçasının dışında. Bak doğrun üzerinde ama bu AB'nin dışında. Ya burada olacak ya burada. İşte buna biz dıştan bölüyoruz. diyoruz. bölüyor. Peki demin ki içten bölüyordu. Peki o zaman bakalım. A, C'ye K dersen burada nasıl? Hocam A'nın tarafından mı B'nin tarafı mı? Şuna bak. A'ya mı yakın B'ye mi yakın? Bak. C'miz A'ya K ise B'ye 3K. A'ya daha yakın. C'yi buraya yakın. C A'mız K ise C B'miz 3K. K ise buraya kaç K geldi? 2K geldi. Harika. A noktamız Eksi 4'e 6. B noktamız 2'ye eksi 2. C noktamız da x'e y. Hadi onu beraber seninle beraber bulacağız. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bu sefer buradan kaç artmışı yapamıyorum. Çünkü x'i bu tarafta. O zaman ben de bu tarafa geçeyim. Hadi bakalım. 2'den eksi 4'e ne olmuş? İstediğim yerden başlayabilirim. 2'den eksi 4'e 6 azalmış. Ne kadar da? 2K'da. 2K'da 6 azalmış. O zaman K'da kaç azalır? Düşün. 2K azaltsa K'da 3 azalır. Hadi 3 azal eksi 4'e. 3 azalt eksi 7 olur. 3 azalttım eksi 4'ten. Peki eksi 2'den 6'ya 2K'da eksi 2'den 6'ya 8 artmış. Artmış. Peki o zaman hop K'da kaç artar? Hemen bakayım oraya. 2K'da 8 ise K'da 4 artar. Oran orantı. Peki 6'ya 4 arttır. Kaç geldi? 10 geldi. Eksi 7 10 geldi. Eksi 7 ile onun toplamı da 3 geldi. Cevap da o zaman D seçeneği olacaktır. Şimdi ağırlık merkezi çok kolay. Bir üçgen ağırlık merkezi bulmak için 3 köşesinin de x'lerinin toplamının x1 artı x2 artı x3 bölü 3 y1 artı y2 artı y3 bölü 3 yani noktaların aritmetik ortalaması. 3 tanesini topla 3'e böl 3 y'yi topla 3'e böl onda da y'sini versin. Hadi soru üzerinde bakalım. Şimdi bu ABC oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi nasıl bulunuyor? Üç topla, 3 köşenin de x'lerini topla 3'e böl. 1 artı 2 artı 0 bölü 3. 3 artı 0 artı 3 bölü 3 eşittir. O zaman benim G noktam ne olmuş oldu? 3 bölü 3'ten 1... 6 bölü 3'ten 2. 1'e 2 geldi. Koordinatlar toplamı nedir? 1 artı 2'den 3. Cevap da C seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda A, C, E, K dersem A, O'muz 2K. A, C, K dersem A, O'muz 2K kaldı. Bravo. Peki A noktası kaça kaçmış? 4'e 6'ymış. O da tamam. Ve bana diyor ki bu üçgen ağırlık merkezin koordinatları toplamı. Şimdi bura zaten orijin. 0'a 0. 0. Bura 4'e 6. Eğer burayı da bulursam var ya. 3'ünü toplar 3'e böler. 3'ünü toplar 3'e böler. ortaya yazarım. Peki o zaman. Şuradan şöyle hop çektim. Hop çektim. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü burada ne var? 90-90. A, Abi... A, B. Hatırladık mı bak? A artı B 90, A artı B 90. Çünkü orada 90 olduğu için. Peki benzerler ve 90'ın gördüğü 2K, 90'ın gördüğü K. Yani bu yarısı. O zaman bunun ikisi 4, Y'si 6. O zaman 90'ın gördüğü 2K, 90'ın gördüğü K ise A'nın gördüğü 4 ise A'nın gördüğü 2 olacak. B'nin gördüğü 6 ise B'nin gördüğü 3 olacak. Peki şurası 6 ise şurası da alttan buraya kaç geldi? 4 geldi. Bu noktanın ikisi kaç? 7. 7. Y'si kaç? 4. 4. İşte artık ağırlık merkezini bulabilirim. Yuhu! Söyle. 0 artı 4 artı 7 bölü 3. Diğeri y'leri 0 artı 6 artı 4 bölü 3. Yani kaç geldi? 11 bölü 3'e 10 bölü 3. Peki bunların koordinatları toplamı nedir? 11 bölü 3 artı 10 bölü 3 eşittir. 21 bölü 3 yani 7. Cevap da D seçeneği olacaktır bak. A, B, A, B. 90'ı gördük K, 90'ı gördük K. Oranı zaten soruda vermişti. Burada B'nin gördüğü 6 ise çünkü 4'e 6 noktası demişti. Dolayısıyla burası 6, burası 4'tü. Burası 3 oldu. E burası A'nın gördüğü 4'ü, A'nın gördüğü 2 dedik. Buraya 4 kaldı ve bu noktamız 7'ye 4'tü. Toplayıp 3'e e böldük ve ağırlık merkezini bulduk. Şimdi bakıyoruz dikkat yakar. Bir do dik koordinat düzleminde A, B, C, D, E ve F nokta verilmiştir. ABC B, C üçgen ağırlık merkezi ile D, F üçgen ağırlık merkezi aynı nokta olduğuna göre C ve F noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Yani şuradaki ABC ile sonra diğeri D, E, ağırlık merkezleri aynı noktaymış. Şimdi C noktasının koordinatını ben A, B alacağım. T noktası konuda da C virgül D alacağım. Şimdi bana ABC'nin ağırlık merkezini söyler misin? ABC'nin B, noktalarına odaklanıyorum. X'leri toplamının üçte biri. 9 artı 10 artı A, evet, bölü 3. Peki Y'lerine bakalım. 2 artı 1 artı B bölü 3. Böylelikle A, bir üçgen ağırlık merkezini buldum. Peki o zaman... Diğeri DEF'nin ağırlık merkezini söyleyelim bakalım. Hadi onu bulalım. Bu Sonra DEF noktalarına bakalım. 4 artı 3 artı C. Ağırlık merkezi 4 artı 3 artı C bölü 3 virgül. Şimdi yerlere bakıyorum. 2 artı 6 artı D. 2 artı 6 artı D bölü 3. Ve neymiş? Bu noktalar aynı noktaymış. Hadi burayı söyle. Yukarısı ne geldi? 19 artı A bölü 3 virgül. 3 artı B bölü 3 ile buraya bakarsak 7 artı C bölü 3 virgül. Bu da 8 artı D bölü 3. Peki burada ikili sıralı ikiler nasıl birbirine eşit olur? Birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci eşit olacak. O zaman yazalım. 19 artı A bölü 3 eşittir. 7 artı C bölü 3. Bunu bu tarafa atarsam 12 eşittir C eksi A geldi. Kenarda dursun. Peki aynı şekilde 3 artı b bölü 3 eşittir. 8 artı d bölü 3. Üçler gitti. Bunu bu tarafa atarsam bu sefer b eksi d eşittir. 8 eksi 3'ten kaç geldi? 5 geldi. Mükemmel. Bana ne diyor? C ve f noktasındaki uzaklık. C'miz a virgül b. F'miz c virgül d. Uzaklık nasıl bulunuyor? Açarım kökü. X'leri farkı. Yani c eksi a. C eksi A'nın karesi artı Y'leri farkı D eksi B ya da B eksi D. B eksi D'nin karesinin karekökü. Zaten C eksi A'yı 12 bulmuştum. Şurası o zaman açarsak 12 yazar 12'nin karesi artı. B 5 bulmuştum 5'in karesi. 169'dan kaç geldi? 13 geldi. Gördük mü? Ne kadar güzel bir soruydu. İnan kolay da bir soruydu. Sadece işlemleri uzun olduğu için insana bir karışık geldi. Ne yaptık? Ağırlık merkezini eşitledik ve C x ile B eksi bulduk. Ne işime yarayacak dedim. Uzaklığı bulunca zaten ona ihtiyacım var ve yerine koyarak soruyu çözdüm. Şimdi köşelerin koordinatları eksi 2'ye 0 çizerek bakalım. Hop. Eksi 2 0. Eksi 2 0. Yani burası ne noktası oldu? A noktası. B noktası 4'e 0. B 4'e 0. Şurası oldu. C de K'ya 8. X'ini bilmiyorum. Ama Y'si 8. Nerede olsun fark etmez. Şurada bile olabilir. Fark etmiyor ki. Şeyini bilmiyorum çünkü. X'ini bilmiyorum. Belki bu tarafta bu tarafta. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Y'si 8. Ama şunu soruyor. Bu ABC'nin alanı nedir? E zaten tabanına bakarsak 4 ile eksi 2 arası 6'dır. Değil mi? 4 ile eksi 2 arası şurası 6'dır şurası tabanı. Yüksekliği de K nerede olursa olsun yüksekliği her zaman 8. Burada da olsa 8, burada da olsa 8. Alan değişmez ki. O zaman nedir bunun alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24 gelecektir. Güzel bir soruydu. Cevap da D seçeneği oldu. Devam. Şimdi buraya baktığımda şöyle dikinerim bir de şöyle dikinerim. Bu X'i 5 kök 3. Şurası da 5 kök 3. Harika 5 kök 3. Şurası 3. Y'si 3. Harika. Şurası 5'e çok benzemedi. Onu tekrar çizeyim. Karışmasın sonra. 5 kök 3. Peki 30'un gördüğü 3 ise 60'ın gördüğüne geldi. 3 kök 3 geldi. 30, 60, 90, 60'ın gördüğü. 8 kök 30'un gördüğüne geldi 8. Ve bana bu dik üçgenin alanını sormuş. Dik kenarlar çarpımının nesi? Yarısı yani 32 kök Dolayısıyla cevap ne oldu? D seçeneği oldu. Ve böylelikle nokta analitik kısmını birinci bölümü bitirdik. Şimdi nereye geçeceğiz? Doğru kısmına geçeceğiz. Onu da diğer videoda beraber seninle işleyeceğiz. <laughs>